ilk dönem tefsirlerine baktığımız zaman, Taberi olsun, ondan önceki Lugavi tefsirler olsun, oradaki vesile kavramı ilk dönemlerde, yani insanı Allah'a yaklaşmaya, onun rızasını kazanmaya götüren bütün hayırlı fiiller. İman olsun, ahlak olsun, ibadet olsun. Hangi türden İslam'ın emrettiği ve yasaklardan kaçınma tabii, yani Allah'a yaklaştıracak hangi fiil olursa olsun kastedilen odur esas itibariyle. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha, ey iman edenler, Allah'a karşı efendim onun buyruklarına karşı gelmekten sakının. Vebtegu ileyhil vesilete, yani sizi ona yaklaştıracak vesileler, sebepler, vasıtalar arayın. Ama daha ben sonra bir tefsire baktım hocam. Bir evet, eklemede bulunayım. Buyurun, buyurun. Biraz tasavvufi yönü olan da bir müfessir, Mehaimi diye, Hint asıllı bir müfessir. Buradan 4-500 yıl önce yaşamış bir müfessir. Diyor ki bu vesileyi açıklarken üç şey söylüyor. Üç şey nedir? Bir diyor vesile, sahih inançtır. İki, üstün ahlaktır. Üç, salih ameldir. Ve diyor bu üç hasleti diyor, bir insanın bu üç hasleti kazanması da ancak kendi nefsini terbiye etmesine ya da nefsiyle mücadelesine bağlıdır. Öyleyse vesile neymiş? Aslında bu üç şeyi vesile edinecek ve bununla aslında nefsini terbiye edecek. Nefsiyle de mücadele ederek yapacak. Çünkü evet, bu sahih inancı elde etmek, güzel ahlakı elde etmek, salih amel işlemek çok da kolay bir şey değil. Sabredenler ancak bunu yapabilir. İşte vesile arayanlar diyor bunlara tutunsun diye evet, söylüyor. Yani kelimeler, kavramlar, biz tefsir çalışmalarında bu konuları işliyoruz. Yani Kur'an orada neyi kastetmiştir? Nazil olduğu dönemde Mevla'nın muradı nedir? Yani esas olan bunu tespit etmektir. Sonraki dönemlere geldiğimiz zaman işte bu kavramın sanki tasavvuf kültürüne mal olan, ait olan bir kavram gibi ortaya çıktığını, bir anlam daralmasının burada söz konusu. Yani illa da bir şeyh efendi veya işte bir üstadı devreye sokarak Mevla'ya yaklaşmak şeklinde bir anlayışın, hele hele halk arasında böyle bir anlayışın yaygınlaştığını görüyoruz. Ben az önce ifade ettim, dedim ki Kur'an esas itibariyle bütün aracıları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi Mekke'deki topluma, politeist, şirk toplumuna baktığımız zaman onlar da şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki yani biz diyorlar bu putlara ibadet ederken مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Yani buradaki amacımız diyor, yani bunlara ibadet etmemizin sebebi, putlara ibadet etmemizin sebebi bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse şirkin kökünü kurutmak istiyor. Evet. Baştan sona bu temel felsefenin, anlayışın işlendiğini görüyoruz.